Türklerin bıraktıkları maddi kültür unsuru yazılı taş anıtlardır. Orhun yazıtları olarak tarihe kayıt düşülmüş bu yazıtların mimarları Göktürklerdir. Kültigin yazıtının kuzeydoğu yüzeyinde Kültigin koyun yılının 17. gününde uçtu yani vefat etti ifadesi yer alır. Bu anlatım Türklerin daha sonra tarihe 12 hayvanlı Türk takvimi olarak geçen gelişmiş bir takvim bilgisine sahip olduklarını göstermektedir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar 12 hayvanlı takvim, bilgelik, bilgelik evi, Cabir İbn Hayyan, Biruni, Harezmi, Kültigin Anıtı, Bilge Tonyukuk, Yusuf Has Hacip, Karahanlar ve Farabi'dir. Bu programı izledikten sonra Türklerin İslam'dan önceki ve sonraki entelektüel yaşamları nasıldır? Türklerin Takvim, tarım ve madenleri kullanımları hakkında neler söylenebilir? Türkler astronomi, matematik, fizik, coğrafya ve tıp alanında ne tür çalışmalar yapmışlardır? Türklerin teknolojiye katkıları nelerdir? İslamiyet'in Türk kültürünün gelişimine yaptığı katkılar nasıl sıralanır? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. İslam öncesi dönemde Türkler gündelik hayatın olağan akışı içerisinde bireysel ve toplumsal birlikteliği sağlayan ve kolaylaştıran kesici, dikici, öğütücü aletlerin yanında çanak, çömlek, çakmak taşı gibi araç gereç yaparlar. Bu araç gereçlere savunma ve korunma amaçlı topuzlar, sivri uçlu delme ve yaralama amaçlı araçlar da eklenebilir. Ayrıca bakır, kurşun ve demirin kullanıldığı uzun zaman dilimi Türklerin madenleri işleyecek bilgi ve beceriye sahip olduklarını da gösterir. Bunun gibi Türklerin tarım yaptığı, buğday ve arpa yetiştirdiği, yaşam tarzlarının ayrılmaz bir parçası olan at başta olmak üzere hayvanları evcilleştirdiği, milattan önce 2800'lü yıllarda ise kısmen yerleşik toplum düzenine geçmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Bu gelişim çizgisinde Hunlar mevcut tarım ürünlerine ek olarak ipek ve pamuk üreterek işlerler. Ağaç oymacılığı ve çeşitli bitkilerden elde edilen boyaların kullanımının yanında, ayna yapımı ve madeni alaşımların geliştirilmesinde de başarılıdırlar. Mum yalamayı bilmeleri ise aynı zamanda anatomi ve dolayısıyla da tıp alanlarında ciddi bilgi düzeylerinin olduğunun göstergesidir. Orta Asya'daki diğer bir Türk devleti olan Uygurlar da sağlık bilgisi konusunda ileri düzeydeydiler. Özellikle kızamık ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde aşı geliştirmeleri dikkat çekicidir. İslamiyet sonrası döneme gelince. Bir çeviri süreci sonunda Grek, Hint ve İran uygarlıklarından bilim, felsefe ve edebiyat alanlarında önemli bir külliyatın ortak dil olan Arapçaya kazandırılması bu döneme denk gelir. Bilgilik, evi yani Beyt el Hikme denilen bilginin koruyucusu olan bir kurumun oluşturulmasıyla ivme kazanan çeviri etkinliği nihayet Müslüman aydınların bu mirası özümsemesiyle daha yukarı bir düzeye bilime özgün katkıların yapıldığı aşamaya taşınır. Harizmi, Kindi, Farabi, İbnel Haysem, Biruni, ve i̇bn Sina gibi çok sayıda bilim ve düşünce insanının eserleriyle İslam toplumunu aydınlattığı bu aşamada çok sayıda özgün katkı insanlığa armağan edilir. Bunlardan biri de kimya konusunda yazdığı kitaplarla hem kimya biliminin modern temellerinin atılmasına hem geliştirdiği araçlarla ve deney teknikleriyle kimya teknolojisinin gelişmesine hem de buluşlarıyla kimya endüstrisinin doğmasına ön ayak olan Cabir İn Hayyan'dır. Cabir'in varlık ve madde anlayışının temelinde ünlü Grek filozofu Aristoteles'in dört öğe ve bu öğelerin niteliklerini dikkate alan kuramı bulunur. Bu anlayışa göre doğadaki her şey toprak, su, hava, ateş öğelerinin sıcak soğuk, nemli kuru çiftlerinin birleşmesiyle meydana gelir nitelikler aynı zamanda öğeler arasındaki geçişi sağlar. Cabir'in kimya çalışmalarının büyük bir kısmı bütünüyle bilinen kimya süreçlerinden oluşmaktadır. Onun tarafından kullanılan işlemlerin en önemlileri buharlaştırma, damıtma ve kireçleştirmedir. Bunlar modern kimyanın da kullandığı kimya süreçleridir. Cabir İbn Hayyan'ın Kimya alanında yaptığı katkılara benzer bir katkıyı matematik alanında gerçekleştiren bilim insanı ise Halzemidir. Cebir konusundaki çalışması Cebir ve Mukabele Hesabı hakkında özet kitap adını taşır. Başlıkta yer alan cebir ifadesi, bir denklemdeki negatif terimin eşitliğin öbür tarafına alınarak pozitif yapılması, mukabele sözcüğü de denklemde bulunan aynı cins terimlerin sadeleştirilmesi işlemini belirtmektedir. Harizmi'nin aritmatik konusunda kaleme aldığı çalışması ise Hint hesabı başlığını taşımaktadır. Arapça aslı kayıp olan kitabın başlığında yer alan Hint sözcüğü, 10 rakamlı konumsal Hint rakam sisteminin anlatımına yer vermesinden dolayıdır. Aritmetiğin kalbi olan 4 işlemin kolayca öğrenilmesini sağlamayı amaçlayan kitap, bu amacını başarıyla gerçekleştirmiştir. Türk felsefe geleneğinin kurucusu olan Farabi, mantık, siyaset ve bilim alanlarında geliştirdiği düşüncelerinden dolayı muallim sani yani ikinci bilgi olarak onurlandırılır. Bilim alanında Aristoteles'in görüşlerini açıklamak ve yorumlamak üzere kaleme aldığı çalışmalarıyla özellikle de fizik konusunda dikkat çeken bir başarı elde etmiştir. Aristoteles'in fiziğini analiz etmek üzere kaleme aldığı Boşluk Üzerine adlı kısa çalışmasında büyük bir otorite kabul edilmesine ve ilk bilge olarak onurlandırılmasına rağmen ünlü filozof Aristoteles'i ciddi bir şekilde eleştirmekten geri durmamıştır. Farabi bu çalışmasında boşluğu kabul etmeyen bir yaklaşımla havanın niteliğini irdelemektedir. Onun bu konuya getirdiği açıklamanın bütünüyle doyurucu olduğunu söylemek zordur. Her şeyden önce havanın sıcak ve soğuk etki sonucunda genleşebildiği ve büzüldüğü konusuna dayanarak irdeleme yapması gözlem bilgisine dayandığını göstermekle birlikte su ve havanın birbiriyle temas halinde olan iki unsur olduğu görüşü yeterli bir açıklama sayılamaz. Bununla birlikte Farabi'nin bilgi söz konusu olduğunda gözlem ve deneye başvurmak gerektiğini temel bir düşünce ilkesi olarak ileri sürmesi İslam dünyasında bilimsel gelişmenin ana dayanağının bu yaklaşım olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Daha da dikkat çekici olansa bir ortaçağ entelektüeli olmasına karşın Farabi'nin modern dönemin bilim anlayışına yakın bir yaklaşımla hareket etmesidir. Biruni'nin bilimsel çalışmaları içerisinde doğa bilimleri özel bir yer tutar. Yer üzerine ileri sürdüğü düşünceler onun bilimsel ilgi alanının temel temasını oluşturur. Eğitimin önemli bir kısmını oluşturan geometriden ve trigonometriden yararlanarak merkezinde yerin bulunduğu iç içe geçmiş kürelerden oluşan yörüngelerin dairesel ve bütün hareketlerin düzenli olduğu bir evren sistemi tasavvur eder. Biruni, geometrik bir kurgu olarak düşündüğü güneş merkezli evren modelini asla reddetmez. Ancak yere hareket verildiğinde ortaya çıkacak sorunları mevcut geometrinin olanaklarıyla çözmenin zorluğunu aşamadığından yer merkezli modelle çalışmayı yeğlemiştir. Biruni'nin astronomideki bir diğer başarısı da gözlemin dakikliğini artırmak için gözlem araçlarında yaptığı özgün yeniliklerdir. Dakik ölçümlere ulaşabilmek için 9. ve 10. yüzyıllarda gözlem araçlarının boyutlarını büyütmek yoluna gidilir. Bu çaba kısa süre içerisinde büyük boyutlu dakik ölçüm yapılabilecek alet yapmanın sanıldığı kadar kolay olmadığının anlaşılması ve kullanılmasında zorlukların olduğunun görülmesiyle başarısızlığa uğramıştır. Bu duruma bir çözüm üretmek için harekete geçen Biruni, boyutunu büyütmeden gözlem araçlarının ölçme hassasiyetini artırabilmeyi başarmıştır. Biruni bunun için aletlerin üzerinde yer alan derecelendirilmiş cetvellerin bölümlendirilmesinde yeni bir yöntem bulmuş ve verniye denilen çapraz bölümlendirmeyi geliştirmiştir. Bu yöntem çok sonraları 1546-1601 yılları arasında yaşayan Tycho Brahe tarafından da kullanılmıştır. Türk felsefe geleneğinin ikinci büyük ismi olan i̇bn Sina, matematikten fiziğe, astronomiden optiğe, metafizikten mantığa yayılan ilgi alanının sağladığı düşünsel olanakları, insan, doğa ve evren hakkında geleneğin sunduğu açıklama modellerinin dışına taşıyarak bu alanları yeni bir gözle görme becerisini göstermiş eşsiz bir bilgidir. Bugün dahi güncel bilgiler içeren tıp kanunu ve doğa felsefesinin baş yapıtlarından biri olan şifa bilim ve felsefenin o gün için bilinen bütün sorunlarının irdelendiği ve çözüm önerilerinin yer aldığı iki dev yapıttır. Fizik çalışmalarını temel bir problem alanı olarak gördüğü değişim konusuyla başlamıştır. Yaptığı gözlemler sonucunda hareket, hareketin yönü ve nesnelerin doğal yerleri üzerine felsefi değerlendirmelerde bulunmuştur. İlk bakışta dikkat çeken belirlemesi her hareketin bir yönünün ve büyüklüğünün olduğunu ileri sürmesidir. Ardından haklı olarak hareketin yönünden söz edebilmek için bir başlangıç noktasının olduğunu kabul etmek gerektiğini de belirtmiştir. Başlangıç noktası hareket eden veya ettirilen nesnenin sükunet durumudur ve nesne bu durumdan uzaklaşmakla basit anlamda yer değiştirmiş olur. Buna nesnenin doğal yerinden uzaklaşması denir. i̇bn Sina'ya göre bazı nesneler doğası gereği durağan bazıları hareketlidir. Ancak bütün nesneler doğasının gerektirdiği doğal yerinde bulunma ve doğal yerinden uzaklaştırıldığında ise doğal yerine dönme eğilimine sahiptir. Dış neden sonucu doğal yerinden uzaklaşma ile oluşan hareket zorunluluğu, doğal yere dönme şeklinde gerçekleşen hareket ise doğal harekettir. İbn Sina'ya göre doğası gereği gerçekleşen değişim ve hareket bilimin konusu olamaz. Ancak havada uçmakta olan bir taşın böyle bir yetisi olmadığından niçin böyle bir durumda bulunduğu sorgulanmalıdır. Şu halde doğası gereği olmayan hareket dış bir nedenden kaynaklanmaktadır. Nesnenin doğal yerine dönmesi ise kendisine oluşturan unsurun niteliğidir. Örneğin taş için bu taşın sahip olduğu ağırlıktır. Öyleyse İbn Sina için kuvvetsiz hareket olamaz. Ona göre zorunlu hareket bitişik ve ayrık zorunlu hareket olmak üzere iki türlüdür. Bitişik zorunlu hareket bir kimsenin el arabasını sürekli itmesidir. Ayrık zorunlu hareket ise modern mekanikte söz konusu edilen fırlatma hareketidir. Özellikle ayrık zorunlu hareket konusunda son derece ayrıntılı ve düşünsel içeriği iyi düzenlenmiş bir tartışma gerçekleştiren İbn Sina, çığır açıcı bir öngörüye ulaşmıştır. Ona göre fırlatılan bir nesne onu fırlatan kuvvetten ayrıldıktan sonra bir süre daha yol aldığına göre bu demektir ki fırlatılan kuvvet nesneye depolanmıştır. Çünkü nesne bu depolanmış kuvvetle bir süre yol almakta ve sonra durmaktadır. Durmanın nedeni ise hareketin gerçekleştiği ortamın boş olmamasıdır. Eğer ortam boş olsaydı hareket tükenen değil kalıcı olurdu i̇bn Sina'nın kuvvet etkisinin kalıcı olduğunu belirtmesi çağ için bütünüyle yeni bir kavrayıştır ve modern mekaniğin temel yaklaşımına son derece yakın bir ifadedir. İlk Müslüman Türk devleti kabul edilen Karahanlılar Uygurların yıkılmasından sonra 840 tarihinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Saltık Buğra 940'a doğru İslam dinini benimsemesiyle birlikte yeni bir medeniyetle karşılaşan Karahanlılar hem Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek hem de diğer Müslümanlarla iletişim kurabilmek için Arapça öğrenmeye yönelmişlerdir. Bu gelişim sürecinde kendi kültürel başarılarıyla İslam dininin getirdiği değerleri dikkate alan nitelikli çok sayıda düşünce eseri kaleme alınmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lugatel Türkü, Yusuf Has Hacib'in Kutatku Biligi, Edip Ahmet Yüknekin'in Atabet El Hakayık'ı ve İmam Ebul Futuh Abdülgafir'in Tarihi Kaşgar'ı bu dönemde Türkçe olarak yazılmıştır. Karahanlılar döneminde yetişen önemli bilginlerden biri dil konusunda çalışmış olan Kaşgarlı Mahmut'tur. Ünlü yapıtı Türk dili sözlüğünü Bağdat'ta yazmaya başlamış yaklaşık 7500 kelimeden oluşan yapıtını 1074 tarihinde tamamlamış. Bağdat'ta Halife Muktedi Biemrillah'ın oğlu Ebu El Kasım Abdullah'a sunmuştur. Çeşitli Türk boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğü niteliğindeki Divanı Lugatel Türk, Yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçenin 11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir dil bilgisi kitabı niteliğindedir. Bilim tarihi bakımındansa Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve halk edebiyatına ilişkin zengin bilgiler içeren, döneminin tıbbi ve tedavi usulleri hakkında bilgi veren değerli bir çalışmadır. 11. yüzyılın başlarında Balasagun'da Doğan, Yusuf Has Hacip, bilgiyi arayan, bilginin peşine düşen ve bu anlamda bilginin erdem olduğunu savunan değerli bir düşün insanıdır. Balasagun'da yazmaya başladığı ve Kaşgar'da tamamladığı Kutatku Bilik adlı seçkin yapıtını Karahanlı Hakan'ı Süleyman Arslan'ın oğlu Ulu Burak Han'a sunmuştur. Kitabın temel dokusunu bilginin değeri ve bilgiye sahip olmanın yüksek bir nitelik olduğunun vurgulanması oluşturmakla birlikte sıradan bir nasihatname de değildir. Yönetenlerin yönetilenlere iyilikle yaklaşmalarının gerekliliğinden hareketle halkın yararının öncelikle düşünülmesinin önemi vurgulanmakta. Bu bakımdan akıl ve bilginin yöneticinin vazgeçilmez araçları ve yol göstericileri olması gerektiği savunulmaktadır. Bu nitelikleri göz önüne alındığında Kutatku Bili'nin nitelikli bir ahlak felsefesi çalışması olduğunu söylemek yerinde olur. Edip Ahmet Yükneki, bir Türk beyi olan Mehmet Bey için yazdığı nasihatname veya siyasetname niteliği taşıyan Atabet el Hakayık yani Gerçeklerin Eşiği kitabıyla Türk düşünce tarihinde yer edinir. Yükneki eserinde edep, ahlak ve erdemli olmanın birey ve toplum yaşamındaki önemi üzerinde durmaktadır. Kadim bilgelik geleneğinin temel ilkesi olan bilgi erdemdir yargısı bağlamında derinlikli düşünceler geliştiren Yükneki, benim sözlerimin temelinde bilgi vardır. Mutluluğa götüren yol bilgiyle bulunur demektedir. Ahmet Yükneki, toplumsal yaşamda baş gösteren düzensizliklere de bu bakış açısıyla bakar. Bireyin ve toplumun gerçek anlamda çürümesinin ve yok olmasının nedenini, bilgilerin yaşamlarında bilgiliğin gerektirdiği gibi erdemli davranmamalarından kaynaklandığını belirtir. Bunun sonucu olarak iki yüzlü kimselerin düzenbazların öne çıktığını, bilgili kimselerinse saygınlık görmediği bir döneme girildiğini ileri sürer. Ona göre bilgiye dayalı adil bir düzenin yeniden sağlanabilmesi için bilginin ve bilgiye dayalı davranmanın yeniden yüksek bir değer haline getirilmesi şarttır. Egemen oldukları toprakları imar eden, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma konularında ciddi çalışmalar yapan Selçuklular, İslam bilim ve kültürünün Anadolu'da yayılmasını sağlar. Bu topraklar üzerinde matematik, astronomi, coğrafya ve tıp konularında çalışmaların yapılmasını da desteklemişlerdir. Dönemin yüksek öğretim kurumları olan medreselerin gelişmesine öncülük eden Selçuklular, açlıkları medreselerde dini bilimlerin yanı sıra edebiyat, Matematik, astronomi ve felsefe okutmuşlardır. Selçuklularda yüksek öğretim kurumları olan medreseleri kurma işini gerçekleştiren büyük devlet adamı Mülk'tür. Onun adının verilmesinden dolayı Nizamiye medreseleri olarak tanınan bu kurumların ilki 1063 yılında Nişabur'da kurulmuştur. 4 yıllık öğrenim süresiyle ayakta kalmalarını sağlayacak vakıfların mali desteğiyle özelliği sağlanmış bu yüksek öğretim kurumları, derslikleri, kütüphanesi ve öğrencilerin barınma, yeme içme ve benzeri gereksinimlerinin karşılandığı gelişmiş kurumsal yapılar olarak tarihe geçmiştir. Selçuklular döneminde astronomi ve matematik konularında da ciddi gelişmeler elde edilmiştir. Bu amaçla gözlem evleri kurulmuştur. Bunlardan biri Celali takvimini hazırlamak amacıyla 1075 yılında İsfahan'da kurulan İsfahan Gözlemevidir. Yazdığı dörtlük biçimindeki rubaileriyle tanınan matematikçi Ömer Hayyam'ın yönetimine verilen gözlememinin kuruluş amacı mevcut takvimleri düzeltmek ve Melikşah adına yeni bir takvim hazırlamaktır. Gözlemevi kurma geleneğinin dikkat çeken örneklerinden biri de Uluğ Bey'in kurdurduğu Semerkant Gözlemevidir. Semerkant Gözlem Evi'nde Gıyasettin Cemşit, kadizade Rumi ve Ali Kuşçu gibi dönemin önemli bilim insanları çalışmışlar. Çalışmaların sonuçları Ulu Bey Zici adlı kitapta toplanmıştır. Selçuklular döneminde teknik alanında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Cezeri etkinlikleri günümüze kadar gelen ve olağanüstü mekanik araçların teknik bilgilerinin ve çizimlerinin yer aldığı makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar adlı bir kitap kaleme almıştır. Cezeri'nin tasarımladığı araçlar içerisinde dikkat çekenlerin başında su saatleri gelmektedir. Teknoloji tarihi açısından büyük öneme sahip olan bu araçlar mevcut bilginin son derece dakik uygulanmasını gerektirdiğinden aynı zamanda cezerinin el becerisi yani zanaat yönünü de ortaya koymaktadır. Programa İslam öncesi ve sonrası dönemde Türk bilim insanlarının bilim tarihine yaptığı katkıları açıklayarak başladık. Bunlardan ilki Cabir İbn Hayyan'dı. Ardından sırasıyla Harezmi, Farabi, Biruni ve i̇bn Sina'nın düşünce yapılarını ve bilim dünyasına katkılarını açıklamaya çalıştık. Karahanlar döneminde yetişen bilim insanları ve verdikleri eserler hakkında açıklamalarla programı sürdürdük. Program akışında ele aldığımız son konuysa Selçuklular dönemindeki gelişmelerdi. Konu hakkında daha detaylı bilgi Bilim ve Teknoloji Tarihi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.